tatil köyü. Güneş yakar gönlünü, huzur, neşe, eğlence. Hepsi burada doğrusu, tatil aşkı. Çarpar yürekler bazen çok sürer. Tatil aşkı, tatil aşkı. Çarpar gönüller bazen çok sürer, bazen de üzer. Çarpar gönüller bazen tatil aşkı. Çarpar yürekler bazen çok sürer. Tatil aşkı, tatil aşkı. Çarpar gönüller bazen çok sürer, bazen de Rüya, uyan. Çok sıkıştım, uyansana. Tuvalete gitmem lazım. Uyansana. Ay, ay canım. Oğlum. Ay, düştün mü sen? Uf mu oldun? Yazık sana. Ay, çişli bebek. Bir gün bu yaptıklarını tek tek ödeyeceğim sana. Saat kaç olmuş? Bankaya gidip para almam lazım. Aa, evet. Sabahtan önemli bir ödeme varmış. Bugün mutlaka alınsın dedi Zühtü Bey. Biliyorum. Günlerdir bu ödemeyi sayıklıyor. Hadi öğleden önce git de gel. Bu gece, evet bu gece Miss My Beautiful Turkey, yani güzel Türkiye'nin güzelini seçeceğiz. Dileyen, isteyen herkes yarışmamıza katılabilir. Havale geldi mi? Geldi, para kasada. Çok güzel, yarın ödememiz var biliyorsun ha. Biliyorum Zühtü Bey, biliyorum. Paranın geldiği iyi oldu. Miktar yüklü olunca gelmez diye çok korktum biliyor musun? E 100 bin doları kirik diye yollamazlar adama. Sağ ol canım. Sen de kasayı soyacaksın. Orada dur işte. Soymak ne demek? Kasa bu, kasa kızım, muz değil. Kasa açmak bir sanattır. İncelik ister, ustalık ister. Her kasa açılmak için benim gibi bir sanatçıyı bekler. Bu plandan Tamer'e söz edersen başına neler geleceğini söyleyeyim sana. Duymak istemiyorum. E ne yapıyor bu bir saattir? Tuvalette ne yapıyorsun onu? Ay bizi mi dinliyor yoksa? Yok canım. Öyle kötü huyları yoktur. Bitti mi? Tamer? 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 Aa! Ne var ya, ne oldu? Aa, uçtu uçtu, kuş uçtu. Şirinlik yapma. Git bul onu. Tamam ya, tamam. Hadi. Size de iyi akşamlar. Barış'tan fıçayı yiyince kendine gelmiş. Dizlerimin bağı çözülüyor. Ay, ay içim çekiliyor. Ay, ay. Gel şöyle oturalım baba. Oturacağına semayı bulsana lan.
Alacak da geldi. İçeride bekliyor. Sema yok. Kasada para yok. Para yok. Yok, yok oğlum, yok. Allah tutmayın beni. Baba. Nerede? Kim? Paralarım nerede? Nereye sakladın? Kasada Cüttü Bey. Şu an bak ya, yalan söylerken yüzü de kızarmıyor. Yalan söylemiyorum. Kasada... Anahtarı da burada. Oo, sağlam yerde. Bakın Sema Hanım, bunca yıllık hakkımız, hukukumuz var. İnsanlık hali. Şeytana uyup harama el atmış olabilirsiniz. Ama tövbe edip parayı yerine koyar... Açmalamayız Zühtü Bey, ben hırsız mıyım? Ne diyorsunuz siz? Bana bakın, beni polis çağırma zorunda bırakmayın. Bu ayıbı aile içinde örtenin gitsin. He? Çağırın polisi, hadi çabuk. Siz çağırmazsanız ben çağıracağım. Ara oğlum, emniyet güçlerimiz teşrif etsin. Evet. Yaşasın adalet. Hayır, bu hiç de iyi bir fikir değil. Olay emniyete yansırsa basın duyar. Basın duyunca da... Doğru. Tesisimizin adı lekelenir. Benim adım ne olacak? Sizin tesisiniz aklanacak diye ben mi karalanacağım? Sen akla karayı düşüneceğine git parayı yerine koy. Yoksa... Yoksa ne? Seni kovarım. Ben para marı çalmadım. Kovdun canım. Güle güle. Güle güle. Bana bakın, bana bakın. Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu Zühtü Bey? Resmen hakaret ediyorsunuz ya. Ya bu hırsız ev sahibini bastı resmen, o bağırıp çağırıp vurma. Ay kafa yiyeceğim, hala hırsız diyor. Eskiden hırgız derdi, hırgız artık düzeltti. Yalan mı? Kasanın kapağında zorlama yok. Anahtarla açılmış canım. Sizin anahtarınızla. Gözünüzle gördünüz mü? Görmeye lüzum yok canım. Akıl var, mantık var. Anahtarın biri sende, biri bende. Ben el sürmediğime göre kim boşalttı kasayı? Örümcek adam mı? Ay sinirlenmeyin Zühtü Bey. Bir tarafınıza inecek. Hangi tarafıma? Ay ne bileyim ben. Adam harcamak bu kadar kolay mı ya? Buna emanete hıyanet derler. İnsan ekmek yediği yere nankörlük etmez. Nankör size benzer. Bunca yıldır hiç zam almadan yanınızda çalışıyorum. Zam almasa ne fark eder ki? Benim haberim olmadan kim bilir ne dümenler çevirdiniz. Anlarsın ya. Sema öyle şey yapmaz. Ben kefilim ona. Kes lan. Seni de kovarım, borçlu kefil kol kola gidersiniz. Yapma baba ya. Yaptım bile. Kovmak için bahane arıyorsanız başka bir şey bulun. Şerefimle oynamayın. Ben hırsız değilim ama siz iftiracının tekisiniz. Ay karışmayayım diyorum ama duramıyorum. Sizinle böyle konuşmasına nasıl izin veriyorsunuz? Vermiyorum zaten. Siz kime iftiracı diyorsunuz bakayım? Size. Var mı bir diyeceğiniz? Var. Hırsız, soyguncu, hortumcu, yan kesici, cepçi, kapkaççı, overlockçu, remaya özcü. Son itici. Yeter be. Davacıyım. Sen de şahitsin Barış. Bana iftira etti. Şahidim. Polis çağırın çabuk. Polis istiyorum. Siz zahmet etmeyin canım. Ben çağırırım. 100.000 dolar mı yedirecek değilim. Ara lan. Düşmüyor. Düşmez tabii. Polis her zaman meşgul. Aha böylelerine meşgul. Ay, polisi işe karıştırmayın. Otelin adı kötüye çıkacak. Doğru ya. İki ucu... Bir değnek. Bir tarafta para, bir tarafta otelin kalası. Kalası değil baba, kalası değil. Klası. Burak arama ya. Bence de müşteriler polisi görünce tedirgin olur. Size fikrinizi soran olmadı çok bilmiş hanım. Ara Barış, çabuk ara. Polisi bırakıp parayı aramak daha akılcı değil mi Zühtü Bey? Hay aklımla bin yaşa Hülya Hanım. Bakma oğlum öyle aval aval hemen arama tarama parayı kurtarma operasyonuna başla. Hadi. Ya ne yapıyorsun Kaan ya? Kusura bakma emir büyük yerden. Ha benim sivri oğlum. O kadar parayı üstünde taşır mı lan? Odasına saklamıştır. O zaman buyurun odamı arayın. Buyurun. Kolay gelsin. Thank you.
açmayalım baba ya. Aç oğlum, aç aç. Nerede ne varsa görelim bakalım. Çok mu merak ettiniz Zühtü Bey? Ne o şafak attı birden? Aç oğlum aç. Aç da görelim bakalım ne var ne yok. Neler saklıyormuş orada. Al o zaman sakladıklarımı. Al. Sema. Bu ne lan? Bu maskaralığa derhal son verin Zühtü Bey. Bir genç kızın özeline girilmez. Özeli bırak da otele bak. Sen bunun avukatlığı yaparken kim bilir otele kimler girdi, kimler çıktı. Hadi git işinin başına hadi. Bakın, bakın bu da boş. İyi bakın ama doldurunca bir daha boşalttırmayın bana. Kayrola yolculuk mu var? Artık burada bir saniye bile duramam. Gidiyorum ben. Yok ya. Gitmesin baba, ne olur gitmesin ya. Para bulamadan şuradan şuraya adım atamazsın Sema Hanım, ona göre. Yazıklar olsun size verdiğim emeklere. Yazıklar olsun. Allah'ınızdan bulun. Yere bak. Sanki yer yarıldı, yerin içine girdi Tamer Efendi. Tesise saklanmadığına emin misin? Adım gibi. Ya nereye gider bu adam? Nasıl beni bırakıp kaçar? Vallahi aynı zırhını görsem ben de bir dakika durmaz duyar. Bana bak. Mancari mancari. Vay asıl sen şuna bak. O kafanızdakiyle havuza girmeyin sakın. Havuz suyu imitasyonu bozar. Tenekesi ortaya çıkar. Ah canım. Tasası sana mı düştü? Bozulursa bozulsun. Zühtü bana pırlantalısını alır. Ay, bu da iyice havaya girdi ha. Girer tabii. Bugüne bugün güzel Türkiye'm güzeli seçildi kadın. Ay, ay bir laf vardı neydi o? Koyunun bulunmadığı yerde keçiye bir şey diyorlardı. Abdurrahman Çelebi. Hah, işte bununki de o hesap. Ya sen de işi gücü bıraktın buna taktın. Bırak tadını çıkarsın kadın. Bu da işin bir parçası canım. Dikkat çekmemek için doğal davranıyorum. Hadi parayı alır almaz tüyecektik. Ne oldu? Havuz başına tünedik yine. Dikkat çekmemek için dedik ya. Hemen gidersek Zühtü uyanır. Polisi de uyandırır. Sema'yı fena harcadın ya. İşinden oldu kız. Ne o? Vicdanın mı sızladı? Onun ne günahı var? Kabak başına patladı. Günahı yok ama benim sevgilimi sevmek gibi ağır bir suçu var. Tamam, sanki senin gerçek sevgilin. Ay değil tabii. Emrimde çalışan bir adam sevgilim olamaz. Ama zaman zaman ondan hoşlanıyorum. Ay yayılma öyle. Hadi kalk Tamer'i ara. Hadi. Tamam be, dur durak yok. Ne biçim iş bu böyle? Bana bak, senin dilin fazla uzadı. Ne diyorsam onu yap hadi. Git etrafta ne kadar otel, motel, pansiyon varsa ara. O aptal aşığı bulmadan da geri gelme. Başla. Aa merhaba Ajda Müjde Hanım. Rica etsem bir fotoğraf çektirebilir miyim? Ay tabii canım. Sanata sanatçıya önem veren gençlere bayılırım. Ah tamam çekebilirsiniz. Hanginiz yanıma geliyor? Biz ikimizin resmini çekin diyecektik. Ankara'daki manitalara göstereceğiz de. Ya öyle mi? Ver bakayım. Evet. Biraz geri gidin. Evet. Birazcık daha gidin. Biraz daha geri gitti. Manitaya gönderecekmiş. Ayol ben şipşakçı mıyım?
Ya Allah'ın seversiniz ağlamın. İçim bir tuhaf oluyor ha. Sen de kızı tepe sersem ettin baba ya. Az önce bas bas bağırıyordun, şimdi duygusal takılıyorsun. Taktik değiştirdim oğlum, çaktırma. Yapma ya. Ah şu gerizekalı bir gıdım bağa çekseydin ne olurdu acaba? Bir gıdım kaç IQ puan ediyor acaba? Bakın size bir teklifim var. Siz bana paralarımın yerini söyleyin. Ben de size itibarınızı iade edeyim. Aman istemez, itibarınız sizde kalsın. Sizin benden daha çok ihtiyacınız var. Ya nereye koydunuz şu paraları? Tüyü çoktan bitmiş evladımın istikbalini hangi deliğe soktunuz? Denize attım. Ne? Yok yok, yaktım. Evet yaktım. Karşıda geçip seyrine baktım. Babak, yumuşadım diye hemen şımarmayın. Bu işin sonu çok kötü olur ha. Vallahi ister yumuşayın ister kas katı kesin, umurumda değil Zühtü Bey. Şimdi resepsiyona gidip pılıbı pırtımı alıyorum ve hemen gidiyorum. Yapma Sema ya. Sen bu otelin temel direğisin. Direkt bu kadar ağırlığa dayanamadı Kaan Bey. Kırıldı. Lafını geri al baba, bak gidiyor. Parayı geri iade etmeden bir yere gidemez. Geri iadeymiş. Önce Türkçe öğrenin siz. Hem geri hem iade denmez. Parayı kaybeden adam her şeyi der. Parayı çıkarın yoksa... Ay çok merak ettim, yoksa... Parayı ödeyip tapu olana kadar bedava çalışırsın. Ne? Bu size yapabileceğim en son kıyak. Hadi bakayım, şimdi işinizin başına. Hadi. Oğlum bu devirde babana bile güvenmeyeceğim baba. Onu biliyorum zaten. Şu ödemeyi de nasıl yapacağımızı bilirsen alnından öpeceğim ha. Baba, adam çek kabul eder mi acaba? Prim para veremeyeceğimize göre mecburen kabul edecek. Git bak bakayım, getir şu çek defterini. Baba. Çek defter de gitmişti, ben de hemen şuracıkta gidivereyim. Ne oldu? Baba bunlar ne? Ana! Para! Ana para! Kapitan! Yaşasın! Yaşasın, paratıklarım bulundu! Geri geldim, ne yaşasınız lan? Demek paralar çalınmamış baba. He ya! Helal para bunlar oğlum! Alın teri, güneş teri, sıcak, buzluk olan! Canlarım benim! İyi de... Çok ayıp oldu baba ya. Kim ayıp oldu? Kime olacak? Boşuna hırsız yerine koydun Sema'yı. Doğru be. Neyse canım, onun golünü alırız biz. Canlarım benim. Özür dilerim, bu sefer odanızı değiştiremeyeceğiz. Buko, niyeymiş o? Hanımefendi, geleli bir gün oldu. Siz 3 kere oda değiştirdiniz. Allah eşinize yardım etsin. O da neymiş ki? Bu yaz 5 defa da sevgili değiştirdim. Peki, odalarımızın nesini beğenmediniz? Birincisi çok güneş alıyordu. İkincisi içime sinmedi. Üçüncünün nesi vardı? Duvarların rengini beğenmedim. Ne renk arzu edersiniz? Boyacı gönderelim. Attention! Bana bak. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Biliyorum. 46 numara. Ha, o tatlı bayan geldi. Halleder şimdi. Acaba odamı değiştirmek mümkün mü? Arkadaş bilir. Ben işten ayrıldım artık. Ne? Sema dur yapma, bak önce anlatacaklarımı dinle. Başka bir yere mi transfer oldunuz? Onun gibi bir şey. İyi para verdiler mi bari? Gideceğiniz otel kaç yıldız? 105. 105 yıldız mı? Aman yeni odanız 105 numara. Buyurun güle güle oturun. Bak beğenmezsem yine değiştiririm ha. Ova. Tabii tabii orva. Sema, sana bir iyi bir de kötü haberim var. Neymiş? Hırsızın kimliğini tespit ettim. Ne? Bu iyisiydi. Kimmiş? O kötü olanı yine de söyleyeyim mi? Ay, oyunu bırak bari söyle, kimmiş? Seninki. Yani Tamer. Tamer mi? Hadi canım sende. Biraz önce onun paraları kasaya koyarken gördüm. Hani çalarken görsen inanırdım da koyarken görünce biraz tuhaf oldu. Anlasana akıllım. Parayı çalıp gidecekti. Suç senin üstüne kalınca insafa geldi, geri getirdi. Sen de iyi senaryo yazıyorsun be Barış. Televizyona dizi falan yazsana. Dalga geçme Sema ya. Gözlerimle gördüm diyorum sana, niye inanmıyorsun? Bize mi diyor? Ajda müjdeyi arıyor galiba. Sema'nın müjdemi isterim, müjdemi isterim. Para bulundu Sema'nın, para bulundu. Ne? Bulundu mu? Kasada duruyormuş. Biraz dipte kalmış herhalde. Babam göremeyince panik etmiş. Evet, gücünüz affetmenin biraz panik atak vardır da. Hayat böyle bir dengeliyor. Evet, bir panik. Ortalığı verdireye veriyorum. Sonra geçiyor. Vah vah. Geçmiş olsun. Sema Hanımcığım, size kendimi nasıl affettirebilirim acaba? Hoşça kalın arkadaşlar. Sema Hanım. Bak, gidiyor baba, ne olur koş yakala, ne olur gidiyor. Gidiyor. Sema Hanım. Aa, ne yapıyorsun sen orada? Etrafı kesiyorum.
Kim ne içtiği, kim ne içmek istiği ona bakar böyle. Aferin sana. Bu çalışma aşkından Zuhdi Bey'e de söz edersiniz umarım. Olur, görürsem söylerim. Uy, görürsem mi? Aranız pek iyi değil galiba. Eskiden daha sık görüşüyordunuz. Sana ne canım? Çekil git başımdan. Güneşimi engelliyorsun. Bak bak, ağaçta müşte çırpınıp duruyor. Seni çağırıyor herhalde. Gel gel. Geliyorum ağaçta müşte aldım, geliyorum kraliçem. Vallahi Kleopatra gibi kadındır ha. O başındakini sonuna kadar hak etti. Ukala. Selam bir tane. Neredesin sen? İşte geldim, buradayım hayatım. Kaçık hayatına dayanamadın değil mi? Sensiz diye dayanamadım Hülya. Ne diyorsun sen ya? İzmir bir pansiyon adasında sakin kafayla düşününce... Düşünmek için o kafanın içinde beyin olması lazım. O da sende yok. Ama seni seven bir kalbim var. Ay sen sığ yere balıklama falan mı atladın? Ne yaptın lan? Duygularımla alay etme Hülya. Seni sevdiğimi anladım, anlasana. Yemezler canım. Bu buğdan işinin sebebini açıkla da rahatla. Yeter Hülya. Artık birbirimizi yemeyelim. Sevelim, sevilelim. Ördek, kaz, ne bulursak yolalım. Geçinip gidelim işte. Bir daha horozlanırken iki kere düşün. Her zaman iyi tarafıma gelmez. Affetmem ona göre. Biliyordum. Beni affedeceğini biliyordum. Canım mı? Ay, yılışma. Zühtü görecek. Ay, bir de naz yapıyor hasta. Ama Zuhdi Bey hiç naz yapmay. Ay Filita gibi çocuğu deli divane etmiş. Daha hala ne istiyor benim Zuhdi'mden? Uy pardon. Siz kimin Zuhdi'si dediniz anlamadım. Ama sen de her şeyi anlamayıver. Hadi git bana sade bir kahve getir. Baş üstüne. Ya dursana bir öpeyim. Ya. Allah insana çirkin talihi versin. Ben de geliyorum aşkım. Ay gelme. Ben çıkacağım şimdi. Sıcaktan piştim ama. Ay gölgeye git, gelme yanıma. Neredesin ya? Nerede olacağım? Buralarda takılıyorum işte. Nereye kaybolmuşsun oğlum? Ara canım çıktı. Alıp başımı gideyim dedim ama kapuş pahalı geldi, döndüm yine. Sen ne kov çıktın be Tümer. 40 yılda bir adam gibi iş yapacaktın, kurtaracaktın kendini. Merak etme. Kurtaracağım. Öyle bir planım var ki canından bezdireceğim Hülya'yı. Ne o? Aşkım mı depreşti? Öperek mi boğacaksın? Plan icabı. Tilki, plan icabı. Hülya'nın Zühtü ile ilgili bütün hayallerini paramparça edeceğim. Yok nişanlanacakmış da, yok tesise konacakmış da. Ben de onun kocasıyım. İzin vermiyorum işte, o kadar. Allah Allah. Allah Allah. Bu otelden başka türlü gitmez bu. Bu giderse bizim de gitmemiz lazım. Bu da benim işime hiç gelmez. Onun da çaresine bakarız oğlum. Boşuna çenenizi yormayın Zühtü Bey. Ya size daha büyük, daha güzeldir o da veririm. Beni aşağıladınız, rezil ettiniz. Bunu aklıma verin ya. Size daha çok yetki veririm. Müdür yaparım. Sağ olun, almayayım. Bir haftada izin veririm. Ben bu sabah itibariyle izne çıktım zaten. Sizde yani deve çiğni varmış. Dil döktük olmadı. Özür diledik gene olmadı. Ne istiyorsunuz yani? Diz çöküp ağlayalım mı? Öyle ya Sema. Daha ne yapsın baba? Ne mi yapsın? 2 yıldır yapmadığını yapsın. Yani? Yani maaşıma %100 zam yapsın. Ne? %100 mü? Yahu hükümet bile %15 yapıyor. Ben nasıl %100 zam yaparım? İflas ederim. Batarım. Gen gelir yatarım. Ya masraf çok. İşletme, porselen. Personel. Porselen değil. Sonra vergi, sigorta, sabotaj. Stopaj. Yani o borçlu bize bir şey kalmıyor Sema Hanımcığım. Aman siz şimdi benden borç istemeden kalkıp gideyim bari. Hoşçakalın. Güle güle. Baba. Tamam gitme. %5 zam veriyorum. Efendim duymadım. Peki %10. 15. Ya 20. Tamam 25. Kışlık otele geçince bir %25 daha. Ne? Ver baba ver. Tamam kabul. Ay, o da ne olmadı Şeba Hanım? Oldu. İyi çalışmalar. Oh be.
İkna kabiliyetim sayesinde bu işi de bitirdik ha. Zühtü Bey, Zühtü Bey! Ne oldu lan? Ha? Tıp kaz mı bitti gene? Ben bittim, ben! Ben gidiyorum! Ne oldu, senin zorun nedir, sorun nedir? Söyle bakayım. Ben ahçılık değil, hokkabazlık ediyorum burada. Allah Allah! Doğru valla. Hele şefle acayip ikili oluşturuyorlar. Malzeme kıtlığından yemek yapamıyorum. Elim durdu, yemek yapmayı unuttum. Ne istiyorsun peki? Yemek tarifi kitabı mı? Ne mayonez var, ne ketçap, ne şu, ne bu. Mahrumiyet bölgesi be. Ben gidiyorum. Yaz gelince bu aşçılara bir şey oluyor ha. Oğlum dur lan. Gel kaçma lan, gel buraya. Koş baba koş. Bir dakika, bir dakika lan. Tamam tamam tamam. Bak şimdi dinle beni bak. Mayonez, ketçap, hardal, sandal, mandal ne istiyorsan hepsi elinin altında olacak. Bir de maaşına %10 zam yapacağım, tamam mı? 20. 20. Oğlum ben bu masrafın altına nasıl kalkarım be? He? 20. 20. Tamam de baba, tamam de ya. Hey, hadi tamam tamam, 20. Hadi bak, mutfağa işin başına, hadi bakayım. Hadi. Ha üstüne. Ya üstüne. Geldim hepsi üst üste gelir ha. Kurtulamıyorum bunlardan. Baba, ha. Ellere var da bize yok mu ya? Neden o? E 6 aydır harçlığıma zam yapmadın. 6 aydır da dayak atmıyorum ama. Hı? İstemiyorsan istifa et. Sıpa. Hayır gel. Gel. Orçun gel buraya test çözeceksin. Ya bana ne ya? Sınava girecek diye hiç tatil yapmasın bu çocuk. Karışma Çağdaş. Ben çok acıyorum bu çocuklara abla. Hafta içi okul, hafta sonu kurs, özel dersler derken nefes bile alamıyorlar. Ya evet anne alamıyorum. Küçük yaşta büyük bir yarışa sonra da bunalıma giriyorlar. Beyefendi psikolog mu? Çağdaşım sus canım. Sizin gibi bilinçsiz anneler de yangına körükle gidiyorlar. Aa kim bilinçsiz o? Birbirlerine gösteriş yapmak için çocukları yarış atı gibi koşturuyorlar. Ders çalışmak iyi, güzel de ama bu çocukların da eğlenmeye, oyun oynamaya hakkı var değil mi ama? Ay tamam sus. Hadi oğlum biz sosyal bilgiler testimizi çözelim. Anne benim de oyun oynama hakkım var. Hepsinin yüzünden o kadar şey. Rica ederim kendinize gelin hanımefendi. Yürü odaya gidiyoruz. Al kitaplarını da hadi. Çabuk. O kadar hevesliyse kendi niye girmiyor sınava? Ay bilmiyorum Çağdaş. Al ipinle oyna. Sen niye gerginsin bugün? Tilki kardeş sana pas vermedi diye mi? Üzülme, üzülme. Ara sıra böyle yan gözle bakıyor. Bu kızın da işi zor be. Onu bırak. Sema'nın da işi zor. Kovulmuş galiba. Evet, kovulmuş. Sebep neymiş be Tilki? Zühtü'yle mi takışmışlar? Yok, para çalmış galiba. Yok ya. Sema öyle şeyler yapmaz. Oğlum bu devirde kimin ne yapacağı belli değil. Malı götürmüş işte. Sen nereden biliyorsun? Şey, sabahı konuşurlarken duydum. İlgilenmedim tabii. Bana ne ya? Doğru ya. Sana ne? Bana ne? Bize ne? Üşüdün mü bir tane? Ay, ay. Uy canım. Ay çekeme. Dursana be. Ay, manyak mısın be? Ver şunu. Sema! Sema! Ne yaptın, konuştun mu Zühtü Bey'le? Yapamadım. Paraları çalanın Tamer olduğunu söylemedin mi yani? Dilimin ucuna kadar kaç kere geldi ama. Bir hırsıza yardım ettiğinin farkında mısın? Ya sonuçta parayı yerine koydu. Bu onun suçunu affettirmez. Ha, yeter Barış, biliyorum. Karısı da biliyor mu acaba, ne dersin? Sanmam, yoksa onu anında bırakır. Bence biliyor. O da, o dilsiz de biliyor. Bence organize çalışıyorlar. Ay ne olur Barış sus artık. Onlar hakkında bir şey duymak istemiyorum. Tamam, tamam. Söz konuşmayacağım. Yeter ki sen üzülme. Canım arkadaşım benim. Barış. Efendim? Bu sabah kendini tehlikeye atıp beni savunduğun için sağ ol. Tabii savunacağım kızım. Sen benim en güvendiğim arkadaşımsın. Seni seviyorum. Ben de. Emine? 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 İyi misin? Ne oldu Emine? Bir şey mi bozuldu? Yo, bozulacak ne var ki? Ben çıktığım çocukların başkalarına sarılmasına bayılırım zaten. Çıktığım çocuklar mı? Hani ben ilktim Emine? İlksin zaten. Lafın gelişi öyle söyledim. Ben de lafın gelişi sarıldım Sema'ya. Hangi laf oralara vardı acaba?
onu söyleyen ama Sema ile bizim aramızda. Aman söylemezsen söyleme. Ben de meraktan çatlamıyorum zaten. Kıskançlıktan çatladın ama. Aa! Bu kız beni çok seviyor ya. Efendim size acayip güzel bir kısmet var. Ay inşallah. Yakışıklı, enine boyuna, yapılı bir adam. Ah, eşkal uyuyor. Hem zengin, hem dürüst. Tam bir beyefendi. Ay evet, öyledir. Ah canım benim. Aklı fikri sizde ama korkuyor. Aa, kimden? Sizden. Aa, ben acımayım ayol, niye korkuyor? Çekingen bir yapısı var. Duygularını açamıyor. Terslenip bozum olurum diye yüreği pır pır atıyor. Bakın, bakın bak. Şunlar pır pır işte. Ay sende de ne cevherler var. Ginger, İlk adımı sizden bekliyor. Bir hareket, bir söz, bir işaret. Ne bileyim, öyle bir şey işte. Aa, sen bilmezsen ben nereden bileyim şekerim? Ben şimdiye kadar hiç bir adım atmadım ki. Hep benim peşimden koştular, hep benim peşimden koştular. Ben bunu aldım, odaya gidiyorum. Güle güle. Merhaba. Tabii tabii, buyurun. Siz iyi anlaştınız ha. Hadi hayırlısı. Hülya! Hülya aşkım! Niye kalktın? İster otururum, ister kalkarım. Sana mı soracağım? Soracaksın tabii, kocan değil miyim? Ay bu sıcakta şapkasız dolaşmanın sonu. Başına güneş geçmiş senin. Bak canım. Aşkımızın selameti için birbirimize daha saygılı olalım, tamam mı? Bırak bu maçı ayaklarına. Hadi git, uza. Yok, bu yaştan sonra daha fazla uzayamam. Ay, iyi ki yaptın bu soğuk espriyi. Serinledin vallahi. Hadi git, Zühtü bizi birlikte görmesin. Anma adamın adını ya, ifrit oluyorum. Yeter be. Kıskanıyorum kızım, anlasana. O sana yaklaştıkça çıldırıyorum. Megafonu alıp yutturasım geliyor. Tamam canım, tamam. Sinirlenme. Git havuza atla. Soğuk su seni kendine getirir. Sen nereye? Odama. Duş alıp dinleneceğim biraz. Ben de geleyim mi? Ay tutkal gibi yapışma, git. Beni sevdiğini söyle, gideyim. Seviyorum. Oldu mu? Bir de öpücük ver. Bana bak. Ben senin suratını beğenmedim. Efendim? Ben senin suratını beğenmedim. Para ver de botoks yaptırayım. Şımarıklık yok, nabalık yok. Ne oldu? Niye dellendin ya? Hop hop, sana soruyorum, cevap versene lan. Ben sana cevap mevap vermem. Çünkü ben sana küsüm. Benim zorunlama. Oğlum ben ne yaptım sana ha? Ne yaptığın değil. Aslında ne yapmadığın önemli. O yüzden ne yapmadım diye sormalısın. Niye lan? Çünkü sen bana zam yapmadın Zuhdu Bey, zam. Haa, şu mesele. Çeneni tutamadın değil mi? Ne parasın da ağzımdan kaçıverdi. Hay ağzına kilit vurayım değil mi? Ben de zam istiyorum. Yok olmadı istifa ediyorum. Kabul etmiyorum. Yala hadi yala. Sizden bırakacağım lan. Bana göre havuş. Hadi bana eyvallah. Gidiyor lan. Dur oğlum, dur. Birbirimizi kırmayalım üç kuruş için. Çalışma barışını bozmayalım. Hadi geç. Ben anlamam kardeşim. Gidiyorum havuya, pazarda limon satarım. Ya da hamsi satarım. Ya da limonlu hamsi satarım. Tamam kazandım. Sana da zam yaptım lan. Uy, ne kadar? Bu boş boğaza yatmamın yarısını ceza olarak keseceğim. Sana vereceğim. Artık siz hesaplarsınız. Hadi bakayım, hadi. Sağ olasın sayın patronum. Buyurun, size nasıl yardımcı olabilirim? İkileyerek. Anlamadım. Ya Zühtü, çok aradın mı bunu? İkiye tak, ilerle hadi. Hadi oğlum. Karşılıklı kırıtmayın. Hadi dedik, hadi. Barış'cığım, bize 1-2 dakika izin verir misin? Buna konuşmayı öğretmek için 2 dakika yeter mi? Ortam zaten neşeli. Sen espri yapmak için zorlanma. Hadi, hadi. Sen de gitsen iyi olacak Tamer. Anlamadım. Senin dilinden konuşayım da anla. Defol. Ne? Defol dedim. Sen ne diyorsun Sema? Kasayı soyduğunu, sonra da insafa gelip paraları yerine koyduğunu biliyorum. Defol buradan. Dur, bağırma. Açıklayabilirim.
Tek kelime bile etme. Ağzını her açışında biraz daha tiksiniyorum senden. Ben senin iyiliğin için yaptım Sema. Ayrıca parayı çalan da ben değilim. Yalan atma, Barış seni görmüş. Ama alırken değil, koyarken görmüştür. Evet. Peki kim çaldı? Söyleyemem ama ben çalandan çaldım. Bunu da senin için yaptım. Riske attım kendim Sema. Ay sağ ol ya. Lütfen böyle yapma. Seni ne kadar çok sevdiğimi anla artık. Yeter Tamer, kafamı karıştırıp durma. Neden bana inanmıyorsun Sema? Sana her inandığımda başka bir vukuatın çıkıyor ortaya. Bak, yakında sular durulacak. Çok mutlu olacağız. Hep yakında, pek yakında. Bıktım ya. Ne olur Sema, yanımda ol. Hayallerimi gerçekleştirmem için güç ver bana. Ağlıyor musun sen? Tamer? Efendim? Seni seviyorum Sema. Belki birazcık yoruldun, ruhun belki can çekişiyor. Belki biraz... Dilgi kardeş, bak şimdi sana bir oyun daha öğreteceğim, tamam mı? Şimdi şu ipleri alıyorsun böyle aşağıdan yukarıdan. Bakıyor musun? Dilgi kardeş, sen şaşı mısın? Çağdaş, ne biçim soru bu böyle? Güzel bir soru. Ellerime bakıyor musun diyorum. Evet diyor ama gözü sende. Sana böyle bakarken ipi nasıl görüyor? Yeter Çağdaş. Bence de yeter. Bakmasın öyle. Sen telefona bak. Baba. Ne? Ne? Bana bak Tilki. Çabuk buraya gel ve paraları çıkar. Çabuk hadi koş hadi. Baba. Ne? Baba. Beni uyutacağını mı sandın? Yarım aklınla beni keklemeye kalkarsın ha. Bittin oğlum sen, bittin. Alfabeyi ezberliyor. C, C. Sonra da D, D. Mahvedeceğim seni. Dilini, kulaklarını, burnunu. Yok yok, kafanı. Kafanı keseceğim. Geberteceğim seni. Kötü bir şey olmuş galiba. Niye o kadar ilgileniyorsun onunla? Hoşuna mı gidiyor? Evlenecek misin? Çağdaş! Benim hoşuma giden birisi olsa ben de evlenirim, değil mi abla? Ama yok ki. Öyle hoşuma gitmeyen birisiyle de evlenmek olmaz. Yanlış. Tamam Çağdaş, kapat şu evlilik konusunu. Bazı köylerde kızları hoşuna gitmeyen adamlarla evlendiriyorlar. Başlık parası almak için. Analar babalar kızlarını resmen satıyor. Tamam tamam, biliyoruz. Biliyoruz biliyoruz ama hiçbir şey yapamıyoruz. Ne kadar zavallıyız değil mi abla? Gel bakalım hırsız tilki. Gel de hesap ver. Ne hesabı ya? Hani Barış imzalamıştık? Çok konuşma, sana demedim. Ya kime dedin? Tilki bozuntusuna. Tilki mi? Ne oldu ki? İkimizin arasında bir mesele bu Tamer. Çok soru sormasan hayrın olur. İkinizin arasında öyle mi? Pek sıkı fıkı olmuşsunuz siz. Ne sıkı fıkısı be? Gel. Baba. Bana bak, adam gibi konuş. Az sonra dilini kesince zaten öyle konuşacaksın. Ay ondan mı saklayacağız? Nasıl olsa öğrenecek. Bilmece gibisiniz yahu. Söylesenize, ne alıp veremediğiniz var? Onun benimle değil, benim onunla alıp veremediğim var. Akşam kasayı boşalttı ama paralar yengen. Ne? Soygun ha? Hainsiniz siz. Asıl hain tilki. Hayda, ne yaptın be ya? Akşam kasayı soydun bugün de beni. Öyle mi ha? Züftü'den başkası seni soyamaz sanıyordu Hülya. Alo, alo. Ay, çok komiksin, şirin. Hakikaten ha. Bak, ya parayı çıkarırsın ya da ben senin dilini gerçekten koparırım, ona göre. Bir dakika ya, bir dakika. Ne oluyor be? Benden habersiz soygun ha. Anca anladı. Peki nerede para? Hayda, parayı bilmiyorum, o ayrı. Sana ne oluyor be? Doğru söylüyor. Sana ne ha? Ha? Sana ne? Demek öyle ha. Görüşürüz. Şuna 2-3 tane patlat da paranın yerini söylesin. Bana ne ya?
Bana ne? Demek öyle ha. Seninle de görüşeceğiz. Alo, alo. Güzel Türkiye'm, dinlenme tesislerinin çok güzel sakinleri. Lütfen dondurmanın kabuğunu, çekirdeğin kırağını yerlere atmayın. Temiz olun. Bu vatan hepimizin. Hepinizi sevgiyle kucaklarım. Ay ya, öyle mi ben bileyim için benden başlayabilirsiniz? O söz gelmedi Ayda Müjde Hanım. Öyle mi? Öyle tabii. Herkesi kucaklamaya kalksam benim tutulur. Ayol, ben herkes miyim? Tabii ki farklısınız. Ayrıcalıklısınız. Piyakalısınız. Başka? Ya ne bileyim gerisini Ayda Müjde Hanım. Aynaya bakın, kendinizi görün. Bugün çok yoğunsunuz herhalde. Ben denize gidiyorum. İsterseniz siz de gelin, biraz yüzersiniz. Hem sinirlerinize iyi gelir. Gelemem, görevdeyim Ayda Müjde Hanım. Ayol, deniz şurası. Megafonunuzla oradan da idare edersiniz. Alo, alo. Sevgili analar, babalar, lütfen çocuklarınıza söyleyin, havuza işemesinler. Şu velet var ya, her gün aynı şeyi yapıyor ya, Allah Allah. Bu kadar da olmaz ki. Bir dakika boş bırakmaya gelmiyor bunları ya. Neyse, ben göreve gidiyorum, şöyle bir kola çalayım diyeyim. Size iyi günler diliyorum. İyi günler. Ay, daha ne kadar pas vereyim ayol. Ay, adamda tık yok. Kalk, bana bir içki al. Oda servisi diye bir şey var. Ara, iste. Alo? Sen niye çıkıyorsun telefona? Ne işin var senin orada? İşim burada durmak Hülya Hanım, unuttunuz mu? Sen de kovulduğunu unuttun sanırım. İşe geri alındım efendim. Çünkü para bulundu. Neyse, buyurun, siz niye aramıştınız? Ben hayırlı olsun için aradım herhalde. Ne bileyim ben niye aradığımı? İyi günler. Sen baştan beri biliyordun değil mi? Neyi tatlım? Beni çılgınca sevdiğini mi? Yeter! Kes şunu artık. Soruma cevap ver. Neyi biliyorum? Bir şey anlamıyorum vallahi. Parayı aldığımızı. Ya da çaldığımızı. Saçmalamayın ya. Benim bir şeyden haberim yok. Vay be. Aynı filmlerdeki gibi yenge. Ama korku filmlerindeki gibi bir sonu olacak. Delirdin mi sen ya? Arkamdan iş çevirip sonra da üste çıkmayın. $100,000 bu. Boru değil. Neden alıp kaçmadın? Çünkü onu kurtarmak istedin. Sevginin başı belaya girmesin istedin. İstedin mi? Çabuk söyle. Sen karışma. Konuşma sen. Ha, be. Onu bu kadar çok mu seviyorsun ha? Ben seni seviyorum hayatım. Yeter. Yeter. Yalancısın. Ama cezanı çekeceksin. Buyurun. Ödümü patlattın Kaan ya, sen miydin? Kızdın mı? Kızdım tabii, korktum. O zaman kendimi affettirmem lazım. Ne yapsam? İşime dönmeme izin verebilirsin mesela. Buldum. Gel bu akşam dışarı çıkarayım seni. Hayır, olmaz. O zaman sen beni çıkar. O hiç olmaz. Olur olur, bal gibi olur. Artık devir değişti kızım. Eskiden erkeklerin yaptığı hamleleri şimdi kızlar yapıyor. Arkadaşlık da teklif ediyorlar, evlenmeden. Ya Kaan, lütfen beni meşgul etme. Dünya kadar işim var. Bak, şu dosyayı müdüriyete götüreceğim. Patronun olarak bu akşam izin veriyorum sana. Önce patronumun oğlu patronum olan babasından izin alsa? İzin alacak yaşları çoktan geçtim. Canım ne isterse onu yaparım ben. Efendim? Ha, buyurun Zühtü Bey. Kaan Bey mi? Tabii. Görürsem hemen söylerim. Güle güle Zühtü Bey. Seni arıyor. Ne dedi? Söyleyemem. Ya söyle ya. Ne dedi benim için? Görürsen o hergeriye söyle, derhal odama gelsin. Yoksa kırarım bacaklarını dedi.
Aksın gözümden o damla söz olur. Geçer şiirimden gözümde tüten sen. İçimde solan ben, geceme doğan sen. Kıyıya vuran ben, bir soluk al sol yanımdan. Hissedersin ha sen ha ben. Göz yaşına bir gem vur, annene sarıl. Mutluluğa bir ses ver, gel bana darı, razıyım, aşığım, ağlarım, tutmayın. Ya abla niye izliyorsun bu diziyi? İnsanların birbirini boğazlaması hoşuna mı gidiyor? Ne yapayım Çağlar? Başka bir şey yok. Al, değiştirdim. Ünlü playboy Orçun Çapkın, gönlünü ünlü manken Kumsal Çakıl'a kaptırdı. Bunu duyan eski sevgilisi Hicran Ziyade, bileklerini kesti. Orçun Çapkın, Kumsal Çakıl'la iki gündür büyük aşk yaşıyor. Çok üzüldüm şimdi. Geçen hafta ya bize ne ya? Bize ne bu abuk sabuk adamların hayatlarından? Haklısın canım, bize ne? Bize kendi hayatımızı güzelleştirecek şeyler göstersinler, değil mi Figen abla? Hadi canım, gidip animasyonu izleyelim, eğleniriz. Gidelim abla, gidelim. Ya biz gidiyoruz da şu yaz sıcağında hiçbir yere gidemeyen, tek eğlencesi televizyon olan insanlar ne yapıyorlar acaba? Mecburen izliyorlar işte. Hadi. Ondan sonra olan şu her şeyden habersiz cihazı oluyor. Ona aptal kutusu diyorlar. Halbuki eğitici, eğlendirici programlar yapsalar akıllı kutusu olur değil mi abla? Ha? Hadi canım, ben sıkıldım. Çıkalım artık. Sen git, ben televizyon izleyeceğim. Basmadan önce onlara ulaşması gerekiyor ve önlerinde sadece... Peşimden gelme! Sen nereye, ben oraya. Bundan sonra böyle. Ya istemiyorum ya. Ben yalnız kalmak istiyorum. Kalbinde bana yer yoksa güzelim, fark etmez. Ben ayakta da giderim. Nasıl espri ama? Tamer, delirtme beni. Kadın dediğin gece vakti tek başına böyle dolaşmaz. Yeter be! Bana bak, bir adım daha atarsan çığlık atarım. Karıcığım, kurda kuşa yem olursun. Etme, eyleme, gel beraber yürüyelim. İstemiyorum! Düş yakamdan Tamer. Dünyayı zehir etmek değilmiş, göreceksiniz. İyi güzel hanımefendi. Size eşlik edebilir miyim? Hayır. Ne kadar güzel tersediniz kız Sema Hanım. Kısa ve öz. Çakla. Bu akşam hüzünleri evde bırakmamışım. Konuşmak ister misin? Hayır. Abicim var ya, içki konusunda kimse benimle yarışamaz. Hadi be, dikkat et de diskalifiye olursun sen. Görün. Sert bir şey istiyorum. Hay hay, derhal. Buyurun. Buyurun. Tek başına hizmetten sıkıldım. Biraz bakmıyor musun? Bizim muhabbetimiz pek tatlı olmaz. Ne biliyorsun? Belki biraz sonra öpeyim abi durumuna geliriz ha? Ne bu halin? Sevildiğini bilmek seni mutlu etmiyor mu?
Ben hiç sevilmedim ki. Biliyor musun? Sen sandığından daha da aptalmışsın. Beni tahrik etme. Kavga çıksın istemiyorum. Ben de. Hem bu saatten sonra neyin kavgasını vereceğim ki? O kadar uğraşıyorsun, emek veriyorsun. Olmadı mı olmuyor işte. Bunu sen mi söylüyorsun? Sen beni heykel falan mı sandın? Benim de duygularım var. Ben de insanım. Ve de kadınım. Hem de güçlü bir kadın. Ne kadar güçlü olsak da erkekler kadar değiliz işte. Biz çoğu zaman duygularımızla hareket ediyoruz. Ve kaybediyoruz. Ya erkekler öyle mi? Biz acı çekerken ya eski aşkına dönüyorlar ya da yenisini buluyorlar. İçin rahat olsun, Tamer bana dönmüş değil. O bir tatil aşkıydı ve tatille birlikte bitti gitti. Buraya gelip seninle karşılaşınca bana olan aşkı da bitiriyor. Demek ki ikimizi de sevmemiş. Bence seni hala seviyorum. İçkiliyim diye ağzından laf almaya kalkıyorsun ama kocanla aramda hiçbir şey yok. Niye başka birini bulmuyorsun? Yoksa Tamer'den hala ümidin mi var? Bırak bu soruları, korkma, benden sana zarar gelmez. Ben mutlu olacağım diye başkasının acı çekmesine razı olamam. Birer tane daha içeceksin. Barmen uyumuş. İyi akşamlar Ekrem Bey canım, buyurun beni çağırırsınız. Evet Zühtü Beyciğim, ayakta kalmayın, geçin şöyle. Sorun nedir acaba, nerede sanene gelsek? Ay, mutfakta lavabo tıkanmış, hiç anlamıyorum inanın. Ne kadar büyük bir tesadüf, ben de hiç anlamam. Merak etmeyin, hemen teknik servisi gönderdim. Bilin şu pencere, takılmış mı nedir, açılmıyor. O tarafta sivrisinek çok, hiç açmayın daha iyi. Bakın elektrikli esnafında da sorun var. Yanıyor sönüyor, yanıyor sönüyor, yanıyor sönüyor. Bakın o işte çok iyi anlarım, müsaade edeyim. Yandı söndü, yandı. Bakın yaptım işte, iyi akşamlar. Ay, ne oldu sultanım? Ay, oradan kocaman bir böcek geçti. Ne geçti, ne geçti? Benim böcek hobim, hayır hobim ama ben fobim vardır, havas kaldır. Birlikte olursak düşmanı yenebiliriz, ne olur kaçmayın. Ay, ama fal da böyle çıkmamıştı. Ben ona bir adım atacaktım, o benim kucağıma atlayacaktı. Ben ona koşamadım gittim, o kendini dışarı attı. Ay Allah'ım, ben nerede hata yapıyorum? Allah! Korkmayın beni. Buyurun. Buyurun. Bu ne hal böyle? Ay, birazcık alkol aldım da. Birazcık mı? Bir kıvılcım çıksa havaya uçarsınız tesisimle birlikte. Tesisi boş verin. O yerinde kalsın. Biz uçalım. Açalım kanatlarımızı gökyüzüne. Önce şöyle birbirimizden açılalım. Ne lazım? Kocanız görür mürür de. Onun gözü beni görmüyor Zühtü Bey. Görmüyor. Oh. İçmişim başım dönüyor, dönüyor. Atlı karınca dönüyor. Ya Hülya Hanım, rica edeceğim şu atlı karınca dursun artık, Allah Allah. Allah göstermesin, yerin kulağı vardır. Kocanıza haber falan gider, ondan sonra yandı günüm tepen Zühtü. Ay. Ateş olsa cümrü kadar yer yakar. Ay, zaten yakında boşayacağım. Atacağım başımdan. O seni boşamaz. Görgüsüzler gibi karışım karışım diye ortalıkta dönüp duruyor ha. Ay, benim ayağımın altında dolanmasın da nerede isterse orada böyle dönüp dursun. Hey, ne oluyor burada? Eşhedü en la ilahe illallah. Sen beni mi takip ediyorsun? Kocan değil miyim? Nerede olduğunu bilmek hakkım. Ay, bırak kolumu. Ay, Zühtü Bey, şuna bir şey söylesenize. Vallahi karı koca arasına girilmez demişler. Ama sana dinletememişler. Ne işin var senin evli baktı kadınla? Fenalarda menalarda ha? İyi geceler. Kalır da. Ay, gel Zühtü'cüğüm, gidelim. Gel. Kimse gitmiyor.
Bana karışamazsın. Karım değil misin? Bal gibi karışırım. Karış da görelim. Senin dilin pek uzadı, kısaltalım biraz. Rica edeceğim. Sakin ol. Sana ne be? Utanmıyorsun değil mi evli baklı kadına sarkmaya? Ama şimdi ben ya valla özür dilerim. Ne? Ne diyorsun be? Ya, ne? Diyecek bir şey değil mi? Ne diyorsun?